Sual. Bir insanın, kendi anasının, babasının, sevdiklerinin, hocasının resimlerini duvara asması, onlara hürmet etmesi, saygı göstermesi, onlara tapınmak olur mu? Cevap. İnsan resmine, heykeline hürmet, tazim etmek, kıymet vermek, onu yükseğe koyup, karşısında dikilmek, eğilmek, secde etmek, methedici, övücü şeyler söylemek, yalvarmaktır. Bu da iki sebeple olur. Bir hocasının, babasının, amirinin, bir peygamberin, velinin, dine ve millete hizmet edenin resmi olduğuna inanarak hürmet eder. O kimse de üluhiyet, ilahlık sıfatlarından, yani Allahü Teala'ya mahsus olan sıfatlardan birinin bulunduğuna inanmaz. Onu mahluk, yaratılmış olarak bilir. Onu sevdiğini bildirmek, onu sevindirmek için, başkalarına uyarak hürmet eder. Böyle hürmet eden kafir olmaz. Haram işlemiş olur. Haram olduğuna inanmayan kafir olur. Kafirlerin resmine böyle tazim, hürmet etmek küfür olur. İki resmin, heykelin sahibinde ve salibde yani haçta veya yıldız, güneş, inek gibi herhangi bir şeyde, üluhiyet, ilahlık sıfatı bulunduğuna inanarak, mesela istediğini yaratır, her istediğini yapar, hastaya şifa verir diyerek tazim, hürmet etmek küfür olur. Şirk olur. Böyle yapan ve inanan kimse müşrik olur. Tazim, hürmet etmesi ibadet, tapınmak olur. Bu resimler, heykeller ve o şeyler sanem yani put olur. Hristiyanlar, İsa aleyhisselam için Allah'ın oğludur, melekler kızlarıdır diyerek erkek ve kız resimlerine ve heykellere hürmet ettikleri için müşriktirler. Barnabas ve Arius mezhebinde olanları, böyle sapık inanmadıkları için müşrik değil ehli kitaptırlar. Fakat, Muhammed aleyhisselama inanmadıkları için kafirdirler. Sual. Bir ibadeti yaparken niyet bozuk olsa, o ibadet yapılmış, borçtan kurtulmuş olunur mu? Cevap. Farzlar yapılırken, kötü niyetler karışırsa, borç ödenmiş, cezadan kurtulmuş olunur ise de, sevap kazanılmaz. Belki günah da olur. Sual. Daha önce gönderilmiş olan ilahi dinlerin hepsi, değişmiş ve yürürlükten kalkmış mıdır? Cevap. Her din, kendisinden önce gelen dini neshetmiş, yürürlükten kaldırmış, değiştirmiştir. En son gelen ve her dini değiştirmiş, daha doğrusu dinlerin hepsini kendinde toplamış olup, kıyamete kadar hiç değişmeyecek olan din, Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği İslam dinidir. 17 Kasım 2020 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Osman Ünlü.